İyi akşamlar dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Sabah saatlerine yayınladığımız ilk videoda Fransız uçak gemisinin uzun süre sonra Fransa Toulon limanına geri döndüğünü söylemiştik. Akdeniz'deki rekabetten dolayı İtalyan medyası da bu gelişmeye sevinmiş durumda. Üstelik dostlar, Fransız gemisinin 8 ay bakımda kalacağı haberi de resmi olarak yapıldı. Dolayısıyla Yunanistan medyası da Fransa'nın desteğini alamayacağı için tedirgin olmuş durumda. İtalyan medyasından haber görmektesiniz. Bugün Toulon limanına dönen Charles de Gaulle uzun bir bakım dönemiyle karşı karşıya kalacak. Fransa'yı etkili bir deniz havacılığı konuşlandırma olasılığından da mahrum bırakıyor. İtalyan medyası adeta dostlar Fransa ile dalga geçmiş, çok ağır haberler servis edilmiş. Neden bunu diyoruz? Haberin başlığı bile dikkat çekici. İki uçak gemisine sahip olmanın öneminden bahsediyor. Bilindiği gibi İtalya'da iki uçak gemisi var. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Antares görevinin sonunda 4 ay sonra Toulon limanına dönmüş durumda. Fransız uçak gemisi görev grubunun Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda faaliyet gösterdiği hatırlatılırken, İtalyanlar şu değerlendirmeyi yapıyor. Ancak Fransız kuvvetlerinin gösterisi yalnızca bir uçak gemisine sahip olmanın acı gerçekliğiyle çelişiyor. Aslında Charles de Gaulle yaklaşık 8 ay boyunca limanda çalışmayla karşı karşıya kalacak. Gemi bakımdan geçecek. Bu da Fransa'yı 2023'ün büyük bir bölümünde gerçek bir hava ve deniz gücü yeteneğinden yoksun bırakacak. Bu nedenle en az 2 uçak gemisine sahip olmanın önemi bu tür durumlar için oldukça belirgin. Bununla birlikte birçok ülke 2 standart uçak gemisini karşılayacak güçte değil. Bu nedenle ya birçok küçük birimi, örneğin İtalya'nınki gibi Garibaldi ve Cavour uçak gemilerini hizmette tutar, ya da ilgili riskler içeren daha büyük tek bir birimi Fransa gibi tercih eder şeklinde Fransa medyasına geçirme yapılmış. Fransız uçak gemisine geçirme yapılmış ve İtalya'nın taktiğinin daha iyi olduğu servis ediliyor. NATO tarafından yapılan resmi açıklamada her ne kadar NATO üyesi olmasa da Finlandiya ile NATO arasında yapılan tatbikatlara vurgu yapılmış. F-18 Hornet'ın dostlar Fin Hava Kuvvetleri tarafından videosu paylaşılırken yine Fransa ordusu da dostlar İsveç'le beraber tatbikat yapıyor. Satanas hava üssünde Rafael'in konuşlandığı belirtilirken Gripen'la beraber günde 2 eğitim uçuşu yapıldı. Bu misyon bölgesel istikrarın yararına ve Fransız-İsveç işbirliğinin kalitesini gösteriyor şeklinde stratejik işbirliğinden bahsedilmiş. Arka arkaya NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç yönelik bugün yapılan paylaşımları aktarmış olduk. Geçen günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Fransa Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapıldığını ve Rus yanlısı kişilerin burada toplandığını söylemiştik. Rus Wagner grubu desteklenmiş, Putin bayrakları taşınmış ve Fransa'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni terk etmesi talep edilmişti. Bugün itibariyle beklenen ziyaret gerçekleşiyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görmektesiniz. Başkent Kinshasa'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antonio tarafından resmi törenle karşılanmış durumda. Tüm protestolara rağmen Macron Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Avrupa Parlamentosu, kısaca AP Başkanı Roberto Metsola ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geliyor. Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerlarının İskenderun limanına ulaştığı duyuruldu. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim El Sani konuştu. Depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardımların devam edeceğini ifade ediyor. Katar sadece bu konteynerlarla değil, depremin olduğu andan itibaren 50 uçakla insani yardım ve arama kurtarma ekipleri yolladı. Bölgemizde insanımızın hayat kalitesinin iyileşmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için Katar'ın desteği devam ediyor. Bunun için Katarlı kardeşlere teşekkür ederiz şeklinde bölgede görevlendirilen vali tarafından resmi açıklama yapıldı. Konteynerların buradan Hatay'a sevk edileceği, Hatay'da altyapıların hazır olduğu ifade edilirken şu ana kadar Kuveyt'ten sonra Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yardımlar Körfez ülkelerinde dikkat çekiyor. İran'a gidiyoruz. İran'da bulunan Uluslararası Atom Enerji Ajansı UAE Başkanı Rafael Mariano Grossi başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'la görüştü. Basın açıklaması da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından Nasır Kenani tarafından yapılmış durumda.
Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan Kadınlar Birliği ve Kızıl Yarım'a Yardım Kurumu bir kez daha Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçiliği ile beraber Türkiye'ye 11 ton yardım gönderdiğini duyurdu. Türkmenistan Kadınlar Birliği'nden yaklaşık 4.1 ton, Kızıl Yarımay'dan ise hijyen malzemeleri, giysi ve gıdadan oluşan 6.8 tonluk insani yardımın yollandığı belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'da savaşan askeri birliklerde denetlemelerde bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan görsel açıklamada, Bakan Shoigu'nun özel askeri operasyon bölgesindeki Ruslar bu ifadeyi kullanıyor. Güney Donetsk yönünde Doğu Askeri Birliklerine ait ileri komuta noktasını teftiş ettiği ifade ediliyor. Birliklerin güvenli şekilde konuşlandırılması ve kapsamlı olarak organize edilmesinin önemine dikkat çeken Shoigu, sağlık ve cephe girişimindeki çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca Bakan Shoigu'nun bazı askerlere madalya taktığı belirtilmiş. Aselsan tarafından geliştirilen Aselfilir 6000 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin özellikleri paylaşıldı. Hale sınıfı IA, SIA ve TIA'da, özellikle ağır sınıf taarruz helikopterlerinde de kullanılabiliyor. Bir diğer haber, Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Wang Chou konuşuyor. Çin'in büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu, dolayısıyla bunu aşmak için Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA'nın savunma bütçesinin uygun bir oranda arttırılması gerektiğini söyledi. Çin Kongresi'nde savunma bütçesini arttırma yönünde önemli bir kararın çıkması bekleniyor. Haber dostlar, Bloomberg'te de gündem olmuş durumda. Bu haberler özellikle dediğimiz gibi dünya medyasında sıklıkla konuşuluyor. Fransız uçak gemisinin ve diğer uçak gemilerinin Amerika hariç an itibariyle bölgeden ayrılması üzerine Yunanistan denizaltılara güvenmeye başlamış durumda. Doğu Akdeniz'de ülkelerin denizaltı filolarından bahsettiğini haber servis ediyor. Dünyanın en stratejik yerlerinden birisi olan Doğu Akdeniz'in önemi, doğalgaz ve benzeri yüzünden her geçen gün katlanarak artarken, ülkelerin hedeflerine ulaşmasında kilit faktör güçlü bir donanmadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz ülkeleri donanmaya ayrı bir önem veriyor. Denizaltılar, modern denizcilerin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. 9 Doğu Akdeniz ülkesinden sadece 4'ünün denizaltısı vardır. Türkiye, Yunanistan, Mısır, İsrail, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve Kıbrıs'tan bahsediyoruz ki aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimini saymadığımızı da belirtelim. 4 ülkenin ortak özelliği hepsinin envanterinde Alman yapımı denizaltıların bulunmasıdır. Hangi ülkelerden bahsediyoruz? Yunanistan, Türkiye, Mısır ve İsrail'den bahsediyoruz. Burada Suriye'de Tartus'ta da dostlar Rusların denizaltıları bulunuyor, fakat sonuçta Rusya orada işgalci olarak bulunduğu için bunu da hatırlatmak istedik. Türkiye'de dostlar denizaltı sayısı 12 iken ortalama denizaltı yaşı 28, fakat devreye alınacak yeni 6 adet denizaltı bekleniyor. Yunanistan'da dostlar denizaltı sayısı 10, devreye alınacak denizaltı yok. İsrail'de denizaltı sayısı 5, devreye alınacak denizaltı sayısı 4. Mısır'da ise denizaltı sayısının 8 olduğunu hatırlatalım. Özellikle bu bölgede İsrail donanmasının su altı geleceği de önem arz ediyor. İsrail donanması Dolphin sınıfı denizaltıların yerine 2017 yılında Dakar sınıfı denizaltı programını başlatmıştı. Dakar sınıfı 2030'lardan sonra faaliyete geçecek İsrail denizaltılarını oluşturuyor. Evet dostlar, hoşça kalın.